Herkese merhabalar. 11. sınıf edebiyat. 1. dönem full tekrara başlıyoruz. Full kelimesi edebiyatta yasak. Böyle bir kelimemiz yok. Asla böyle bir kelime kullanmamalıyız ama sizler üniversite sınavlarında, sizler 11. sınıf yazılarınızda en yüksek notlar almak istediğiniz için, denemelerde en yüksek netleri yapmak istediğiniz için, yani diğer bir de işte full yapmak istediğiniz için bizler de bu isimle yayınlıyoruz. Ve 11. sınıfta Ocak ayında sizlerle birlikte muhteşem bir şekilde full tekrarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Amacımız gelecek sene gireceğiniz ÖSYM'nin sınavında yani AYT 2 2023'te TYT 2023'te muhteşem netlere ulaşmanız için şimdiden sizlere mükemmel bir şekilde hazırlamak ve buradaki konuları anlatmak. Şimdi bu 11. sınıfın birinci dönem konularından AYT'de yani çıkan soru sayısını söylemek gerekirse 5-6 tane soru çıkıyor. Ama önemli bir rakam. Yani her rakam önemli. Bir rakam bile önemli. Ha diyeceksiniz ki hocam biz bize böyle yüktafif pahada ağır şeyler verin. Çok fazla çıkacak sorulardan verin derseniz ben sizi yeriniz olsam mutlaka mutlaka bir an önce ÖSYM'nin sorularını çözerim. ÖSYM'nin sorularından sonra, ÖSYM'nin sorularını çözdükten sonra da mutlaka mutlaka paragraf çözmeye başlarım arkadaşlar. Hatta bununla alakalı bizim biliyorsunuz paragrafik, paragrafiks ya da paradoks paragraf gibi efsanevi Türkiye derisi yapmış öğrencilerin de kullandığı süper paragraf kitaplarımız var. Bunlar sizin edebiyatta yani diğer bir deyişi Türkçe'de en yüksek netlere ulaşmanızı sağlar. AYT'de bile arkadaşlar paragraf sorusu çıkıyor. Dolayısıyla paragraf önemli. Hocam bunların e, ekoları var mı? Ekoları da var. Eko nedir derseniz onu da söyleyelim. Ekoloji kitap yani daha uygun fiyatlı daha az kağıt tüketen kitaplar. Edebiyatla alakalı ne yapacağız hocam derseniz, edebiyatla alakalı arkadaşlar benim öğrencilere her zaman tavsiye ettiğim şey tabii ki yine ayta sorularını çözmek ama şimdiden her ne kadar daha 12. sınıf olmasanız bile şimdiden edebiyatik kitabını alıp bu posteri duvarınıza asmak. Bu posteri duvarınıza astıktan sonra da içerisinden hediye olarak çıkan posteri duvarınıza astıktan sonra da mutlaka bu postere bakarak hem 11. sınıf yazılarınızı hazırlanabilirsiniz. Hem 12. sınıf yazılarını hazırlanabilirsiniz. Hem de üniversite sınavına girdiğinizde bu kopyayı yani daha doğrusu bu posteri sanki yanınıza götürmüş gibi zihniniz alır götürür ve sınavda hepsini hatırlarsınız arkadaşlar. Efsanevi bir şeydir. Ben bu yöntemle üniversite sınavlarına hazırlanmış ve tüm soruları doğru yapmıştım. İyi bir üniversiteye girmiştim. Boğaziçi'ne girmiştim. Sizler de inşallah şimdiden iyi bir çalışmayla mükemmel netlere ulaşabilirsiniz. Bunu sadece edebiyat dersi için değil, ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki diğer branşlar için yani biyoloji, tarih, coğrafya için de karşınıza koyabilirsiniz. Ama matematikte biraz anlamsız. Yani matematikte formüllerin olduğu bir kopya ile sınava girseniz bir şey değişmez. Soruyu anlamanız lazım. Ama edebiyat kopyası ile, biyoloji kopyası ile, tarih kopyası ile sınava girseniz sınavda işinize yarar. İşte bu öyle bir şey ama sınavda tabii ki kullanmayacağız. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Kopyamızı hazırlıyoruz ama sınavda kullanmadan hepsi aklımıza kalıyor. O zaman bu kadar tüyodan sonra lise hayatımızla alakalı anılardan sonra gelin dünyanın en lokum konusu olan hikaye, şiir, makale, sohbeti, fıkrayı öğrenelim, hatırlayalım. Sonra da edebiyatta 11. sınıfın bir dönemi full yapmış olalım. Burada arkadaşlar ilk başta edebiyat toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımları ilişkisi, edebiyat akımları var. Yazım ve noktalama işaretleri var. Son derece temel konular. Yazım ve noktalamayı zaten biliyoruz. Zaten bunu biz 5, 6, 7, 8, 9, 10, hep evet, gördüğümüz aynı şey. Üniversite sınavında bundan iki, bundan iki soru gelecek. Toplam burada bir dört soru yatıyor. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı daha çok paragraftan soru geliyor. Yani edebiyatın toplumla ilişkisi nedir diye bir soru gelmez. Bununla alakalı bir paragraf yazar. O paragrafın içerisinden bize sorular sorar. Şimdi edebiyat toplumun aynası. Yani toplumda yaşananları edebiyatçı kendi aynasından süzerek bize aktarıyor. Toplumdan bağımsız değil. Edebiyat da e, diğer bilimlerde insana hizmet ediyor. Dolayısıyla edebiyat da diğer bilimlerden faydalanıyor. Şimdi, edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisine baktığımızda edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılıyor ve bizler de tabii ki belli bir sanat anlayışı doğrultusunda e, eserlerimizi verirken batı edebiyatından veyahut da işte İslamiyet öncesinde İslamiyet etkisinde ya da Batı etkisine gelişirken farklı farklı kültürlerden etkileniyoruz. Şimdi burada edebi yakınlara baktığımızda üniversite sınavında bundan mutlaka bir soru geliyor. Ben direkt ÖSYM'ye göre gidiyorum arkadaşlar. ÖSYM bir soru buradan yüzde yüz soruyor. Yani sormadığı sene var mı? Yok. ...2021'de de sordu, 2022'de de soracak, 1964'teki üniversite sınavında da sormuş. Peki nedir hocam bu? Klasizm eşittir akıl arkadaşlar, anahtar kelime bu, bunu aklınızdan çıkarmayın. Romantizm eşittir duygu, realizm eşittir belge, belgeler içinde gerçekçi bir şekilde aktarıyorsun. Naturalizm eşittir deney, parnasizm eşittir şiirde gerçeklik, sembolizm eşittir... Ee, ...burada yazmamışlar, kapalılık değildi, sembolizm sembolizmle alakalı musiki diyebiliriz. Kapalılık diyelim, anlam kapalılığı diyelim... Ya da kendi özelliği semboller diyebiliriz. Sürrealizmin anahtar kelimesi de bilinç altı. Peki hocam bunlar ne iş arıyor? Bunlar nedir? Yani ne alakası var bunların derseniz net bir şekilde söyleyelim. Eğer klasik bir sanatçıysan olması gerekeni anlatıyorsun. Romantik bir sanatçıysan olmasını istediğini anlatıyorsun. Realist sanatçıysan olanı olduğu gibi belgeler ışığında gerçekçi bir şekilde real, gerçek bir şekilde aktarıyorsun. Naturalist sanatçıysan toplumu bir deney masasına çeviriyorsun. Aynı koşullar aynı sonucu verir diyorsun. Yani bihter... Annesinin yaşadığı koşullarda yaşadı. O da aynı hata yaptı diyorsun. Parnasizmde şiirde gerçeklik yapıyorsun. Tasvir yapıyorsun. Sembolizmde ise anlaşılmak için değil, duyulmak için şiirler yazıyorsun. Sürrealizmde de insanın bilinçaltını ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Şimdi ikinci ünitemize baktığımızda hikayeyi görüyoruz. Burada Cumhuriyet dönemindeki olay durum hikayeciliğine bakacağız. Ve bireyin iç dünyası, toplumcu gerçekçiler, milli ve dini duyarlıklar, modernistler nedir onları bir göreceğiz. Şimdi bu sayfa çok önemli arkadaşlar. Bu sayfadan da ÖSYM sınavlarda yüzde 51 bir soru soruyor. Bak yüzde yüz demiyorum çünkü yani sadece bu sayfadan basıyorum bu arada. Sadece bu sayfadan bir soru çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Bir paragraf veriyor. Bu paragrafın içerisinde eğer köylüden, işçiden, fakirlikten, yoksulluktan, ...ağlıktan, şehlikten, sömürü düzeninden bahsediliyorsa diyorsun ki a bu toplumcu gerçekçi hikaye. Eğer iç çatışmalar, ikilemler, psikoloji varsa bireyin iç dünyası diyorsun. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gözlemler varsa ve aynı zamanda e, bize milliyetçi duygular aşılanıyorsa diyorsun ki, "Aa burası milli edebiyat anlayışını sürdüren hikaye." diyorsun. Burası belli yani. Hemen Türk bayrağımız dalgalandırıyorsun zihninde. Müslüman Türk olan Hasan'ın değerler dünyası anlatılıyorsa, hidayete ermesi, kültür şoku yaşaması ve sonrasında bazı bunalımlardan İslamiyet sayesinde kurtulması anlatılıyorsa milli dini diwarlıklar oluyor. Hasan'ın yani kahramanımızın kentteki yalnızlığı varoluş sancısı, iletişimsizliği varsa da modernist hikaye oluyor. Şimdi Cumhuriyet Türk hikayesinin genel özelliklerine baktığımızda milli edebiyat sanatçıları eser vermeye devam edecek 1923 40 arasında. Yani sonuçta Cumhuriyet ilan ediliyor 29 Ekim 1923'te. Onun öncesindeki sanatçılar yine eserler vermeye devam ediyorlar. Gözlemci gerçekçilik var ve toplumcu gerçekçiliğin ilk örnekleri verilmeye başlanacak. Şimdi olay hikayesinde Refik Halit ve Reşat Nuri, milli edebiyat zevk anlayışını sürdürenlerde ee, yine e, bunların hepsi Milli Edebiyat Zevki Anlayışı'nı sürdürüyor tabii ki. Memduh Şevket durum hikayesi yazacak Sait Faik Abasiyanık. Neydi hocam arasındaki fark? Durum hikayesi giriş gelişme sonuç bölümü yoktu yani serim düğüm çözüm bölümü yoktu. Ve hayatın bir kesti bir anı anlatılıyordu ama olay hikayesinde arkadaşlar bir merak var. Aa, aa, aa ne oldu ne oldu diye merak ediyorsun. Toplumcu gerçekçilerde en başta söyledik zaten köylü, fakir, fukara, işçi, sömürü, düzen, ağalık, şehlik, hacı, hoca bunlar hep böyle toplumla alakalı temel tezli eserler oluyor arkadaşlar. Şimdi önemli hikayeleri soracak olurlarsa size burada Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun eseri önemli. Sadri Ertem'in bacayı indir bacayı kaldırır önemli. Memdu Şevket Esendal'ın otlakçısı Said Faik'in de birçok hikayesi önemli. Peki hocam diğerleri önemsiz mi? Diğerlerini hocanız sormadıysa ...yazıldı da sormaz. Üniversite sınavında da... ...çıkma ihtimali birazcık zayıf arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin öyküleri çıkıyor... ...ama romanları da çıkıyor. Yani birçok eserini... ...birlikte veriyorlar. Cumhuriyet Dönemi'nin Türk... ...hikayesine baktığımızda, 1940-1960 arasında... ...bu sefer farklı hikaye anlayışları da... ...ortaya çıkacak. Ve sosyal ve siyasal... ...konular ele alınmaya başlayacak. Niye? Çünkü artık... ...İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı var. Ve tabii ki buna bağlı olarak... ...topluma ve bireye etkileri yansıtacak bunun. Özellikle fakir sıkıntılar yaşanacak ve toplumcu gerçekçi anlayış olacak. Şimdi burada toplumcu gerçekçilik bakın hep Kemal'leri görüyoruz. Kemal, Tahir, Orhan, Kemal, Yaşar, Kemal önemli üç büyük toplumcu gerçekçi öykücümüz. Samim Kocagöz, fakir baykurt zaten adamın ismiyle toplumcu gerçekçi. Ee, yine önemli. Bileniş dünyasına baktığımızda Tarık Buğra, Halikarnas balıkçısı, Ahmet Ham Tanpınar'ı görüyoruz. Modernist hikayede Said Faik Abası Yanık ve milli dini duyarlılıklarda da Mustafa Necati Sebeçoğlu'nu söyleyebiliriz. Şimdi önemli hikayelere baktığımızda Haldun Taner Yaşasın Demokrasi çıktı üniversite sınavlarında. Ben direkt üniversite sınavına göre gidiyorum. Okulda hocanız bunlardan hangisini örnek olarak verdiyse onu sorar. Orhan Kemal ekmek kavgası net çıktı. 2 üç kere çıktı. Ekmek eşittir Orhan Kemal. Ee, Yaşar Kemal'in Sarı Sıcağı çıkabilir. Kemal Tahir'in diğer eserleri çıkar genellikle. Aynı zamanda Fakir Baykurt'un eee toplumcu gerçekçi olduğu sorulabilir. Ziya Osman Sabah Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi önemli bir eser. Halikarnas Balıkçısı'nın eserleri çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Abdullah Efendi'nin rüyaları %100 çıkar arkadaşlar. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, çıkmadığı sene yok gibi gibi bir şey yani her şeyini soruyorlar adamın. Geçen sene Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili hangi söylenemez diyerek çok farklı bir soru tarzı soruldu. Yine e, Sabahattin Kudret Aksal'ın Gazoz Ağacı da önemli bir eser. Diğerleri önemsiz mi hocam? En azından bu sayfa açısından önemsiz. Mesela Sami Koca Göz'ün Telli Kavar'ın çıkma ihtimali biraz zayıf üniversite Şimdi birazcık dil bilgisine bakalım derseniz cümle ögelerine baktığımızda cümle ögeleri ÖSYM yüzde yüz her yıl bir soru sorar tamam mı? Yüzde doksan da her yıl iki soru sorar bakın. iki soru sorar. Yani bazı yıllar bir soru soruyor. Ama genellikle iki soru soruyor. Dolayısıyla yüzde yüz bu konudan soru geliyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Tamlamaları, deyimleri bölmemeniz gerekiyor. Ve ınının ısına dikkat etmeniz gerekiyor. Ne oluyor hocam? Şu yani. ınının ısına kastımız şu. Her zaman verdiğim örneği bir kez daha vermek istiyorum. Mesela bakın bunu bizi eskiden beri takip eden öğrencilerimiz hatırlayacaktır. Size üniversite sınavında şöyle bir örnek çıkmaz. Tonguç yazıyorum tamam mı? Virgül. Yarın kardeşini kardeşini sinemaya şimdi böyle bir cümle olabilir mi? Olmaz. Niye bu cümlenin yüklemi yok? Tonguç yarın kardeşini sinemaya diye bir cümle olmaz. Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde götürecek dediğimizde burada bir cümle oluşuyor. Niye? Çünkü yüklem var. Şimdi biz buna yüklem diyoruz. Bu yüklem olmazsa yani cümlenin temel ögesi olmazsa cümle oluşmuyor zaten. Biz bunlara eksiltir cümle diyoruz. Bu adeta bir lokomotif gibi. Loko lokomotif de diyebilirsiniz buna. Niye hocam böyle bir şey söylüyorsunuz? Çünkü bir lokomotif olmazsa vagonlar nasıl hareket edemiyorsa, tren nasıl gidemiyorsa yüklem olmazsa da cümle olmuyor diye aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi hocam biz kaçın sınıfız bize ne anlatıyorsunuz demeyin. Bakın bu Türkçenin temeli. Bunu anlarsanız her şeyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek cümlesinde götüreceği yani yüklemi buluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kim götürecek? Tonguç özne. Ne zaman götürecek? Yarın. Zarf tümleci. Kimi götürecek? Kardeşini. Belirtili nesne. Nereye götürecek? Sinemaya. Dolaylı tümleci. Böyle bir şey çıkmaz. Niye hocam? Çünkü bu cümlenin içerisinde ınının ın, ın, ısı yok. Nasıl yani hocam? Yani tamlama yok. Yani deyim yok. Yani film senin oluşturduğu bir yan cümle yok. Burada hiçbir şey yok gibi. Normal her biri kendinden bağımsız birer ögü olmuş. Bunu sevmez ÖSM. ÖSM neyi sever biliyor musunuz? ÖSM şunu sever. Yazıyorum şimdi dikkatli dinleyin. Tongucun yarın kardeşini, bakın burası çok önemli. Üniversite sınavında da işiniz yarar bu. Sınavlarınızda da işiniz yarar. Kardeşini sinemaya götüreceğini. Şimdi böyle bir cümle olur mu? Bakın. Tongucun yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Oy. Böyle bir cümle olmaz. Cümle eksik. Niye eksik? Lokomotifi eksik. Neye eksik? Yükleme eksik. Götüreceğini e, duydum diyorsun. Şimdi bak cümle oluştu. Şimdi duydum yüklem. Kim duydu? E, ben duydum. Şimdi bak Tonguç'un duydum olmuyor. Yarın duydum ne? Sinemaya duydum mu? Olmuyor. Bunların hepsi arkadaşlar bakın bunların hepsi şu ifadenin hepsi bir tek ö. Neyi duydum? ınının ı'sını duydum. Yani tomucun götüreceğini duydum. Neyi duydum? Belirtili nesneyi duydum demeniz gerekiyor. Ve bu ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzı. Dilin yaratta bir araç, kalıcı olabilmede bir zorunluluk, geleceğe uzanabilmede bir köprü olduğunu bilir diyor mesela. Bilir yüklem gerisi nesne oluyor. Yazın türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur diyor mesela. Zordur. iklem gerisi özleme. Böyle böyle şeyler yapıyor Özlem. Seviyor. Dolayısıyla siz filmsi görünce şöyle diyeceksiniz. Aha aha aha. Burada bir filmsi var. Arkasındakileri diye içine çekmiş ve bir ınının ısı oluşmuş. Burayı bölmemem gerekiyor diyeceksiniz. Bölünecek yerler varsa böleceksiniz. Ama bölünemiyorsa, yani yarın duydum diyemiyorsan bu vagonu bu lokomotife bağlayamıyorsan bölmeyeceksin. İşte ÖSYM bunu seviyor. Şimdi ondan sonra diğer klasik sorularımıza. Hemen bakalım birkaç tane ÖSYM'nin sorduğu soruya. Toplumun yakından izlediği ünlü sanatçı basın toplantısının başında değişik yayın organlarından gazetecilere başarıya nasıl ulaştığını anlattı. Bak şimdi anlattı yüklem. Kim anlattı? Toplumun yakından izlediği ünlü sanatçı anlattı. Neyi anlattı? Ee, başarıya nasıl ulaştığını anlattı. Bak neyi anlattı? Özne. Başarıya nasıl ulaştığını anlattı. Kimi anlattı? Değişik yayın organlarından gazetecilere dolayı tümeci anlattı. Nerede basın toplantısının başında veya ne zaman basın toplantısının başında bu da zar oluyor. Bakın burada ayırabildik. Niye? toplumun yakından izlediği ünlü sanatçı anlattı diyebiliyorsun. Basın toplantısının başında anlattı diyebiliyorsun. Değişik yayın organlarından gazetecilere anlattı diyebiliyorsun. Başarıya nasıl ulaştığını anlattı diyebiliyorsun. Kimi toplumcu romancılar toplumun ilgisini çeken popüler eserlerine de hayatla ilgili belirli düşüncelerini kurgunun parçası olarak şekilde sindirmiştir. Şimdi sindirmiştir yüklem. Kim sindirmiştir? Kimi toplumcu romancılar sindirmiştir? Neyi sindirmiştir? Ee, hayatla ilgili belirli düşüncelerini sindirmiştir. Nasıl? Kurgunun parçası olacak şekilde. Ne zaman veyahut da nerede, neye, neye sindirmiştir toplumun ilgisini çeken popüler eserlerini? Bakın burada hepsi birbirinden bağımsız gelebiliyor. Kimi toplumcu romancılar sindirmiştir? Hayatla ilgili belirli düşüncelerini sindirmiştir. Kurgunun parçası olacak şekilde sindirmiştir toplumun ilgisini çeken popüler eserlerine sindirmiştir diyebiliyorsun. Hepsi böyle sağlamasını yapacaksın. Ama bakın az önce olmuyordu. Yani az önceki sayfada olmuyordu. Onu bir kez daha göstermek istiyorum. Yarın duydum. Yarın duyacağım olur yani. Tongucun duydum. Olmuyordu. Burası bir bütün. Buhurizade Mustafa Atırı Efendi... 17. yüzyıl Türk musikisi bestekarı, klasik müzik alanındaki derin bilgisi ve bestecilik yeteneği sayesinde Osmanlı musiki geleneğini şekillendirmiştir. Şimdi, şekillendirmiştir yüklem. Kim şekillendirmiştir? Buhurizade Mustafa Atri Efendi. Bak burada bir ara söz var. Özne açıklayan. Bak bu bunu açıklıyor. Burası hala özne yani. Ee, şekillendirmiştir Mustafa Efendi. Neyi şekillendirmiştir? Osmanlı musiki geleneğini şekillendirmiştir. Nasıl? Ne, nasıl şekillendirmiştir? Klasik müzik alanındaki derin bilgisi ve besleyicilik yeteneği sayesinde şekillendirmiştir. Burası da oluyor. Şimdi gelelim üçüncü ünitemize. Burada da yine Tanzimat, Serfi'nin, Fecrati ve Milli Edebiyat ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki şiirimize bakıyoruz. Şimdi burada bazı önemli olaylar var. Tarih ile edebiyat iç içe bilhassa sözelci ve eşitarlıkçı arkadaşlarımız tarihten de sınavda sorumlu olacakları için... ...AYT'de, tarihi de çok net bir şekilde soracakları için bu olayları da iyi bilirlerse, tarih ile alakalı edebiyatı bir bütünleştirirlerse daha iyi anlarlar. Yani Tanzimat Fermanı yayınlanıyor 1839'da, anayasallaşma süreci başlıyor Osmanlı'da... O sırada da madem anayasa var diyerek Namık Kemaller, Şinasiler, Ahmet Yusuf Efendiler toplum için sanat yapabiliyor. Ama sonrasında e, 93 Harbi'nde biz Ruslara yenilince Abdülhamit istibdat dönemini başlatıyor padişahımız. E ardından da ne olacak? Tabii ki sanatçılar etliye sütlüye karışamıyor ve sanat için sanat yapılıyor 93 Harbi sonrasında. Sonra meşrutiyet geliyor yeniden bir rahatlama başlıyor. Ardından sanatçılar ilk defa beyanname yayınlıyorlar fecrati döneminde. Ama sonra Balkan Savaşları çıkıyor. Balkan Savaşları'nda bize ciddi bir şekilde saldırdıkları için Rumlar, Sırplar, Romenler hep birden yani saldırınca biz de bu sefer milliyetçi oluyoruz. Diyoruz ki kardeşim bir dakika yani biz artık genç kalemlerde 1911 yılında Selanik'te yeni bir edebiyatı... milli edebiyatı doğuruyoruz. Ve diyoruz ki kusura bakmayın yani biz artık... E, pırıl pırıl bir Türkçe doğuracağız. Biz artık ee, şeyden vazgeçiyoruz böyle ağır kelimelerden vazgeçiyoruz diyoruz ve yeni lisanla milli edebiyatla oluyor. Şimdi burada bunun hepsini özetleyen sayfa burası buradan da yüzde yüz bir soru gelecek. Fakat burada önemli olan tabii ki bazı temel kısımlar önemli arkadaşlar. Nedir önemli olan? Mesela burada şunu söyleyelim milli edebiyatta hece geliyor bakın hep aruz var normalde. Veyahut da milli edebiyata kadar hep ağır bir dili var. Bak sadeleştirme hedefleniyor. Hayata geçmiyor. Ağır ağır ağır. Milli edebiyatta sadeleşme var gördüğünüz gibi. Bir tanzimatta toplumsallık var, bir de tabii ki milli edebiyatta toplumsallık var. Burada Türkçülük konusunu net bir şekilde görüyoruz. Bir de aynı şekilde zaten toplumsallık olduğu zaman romantizmini de rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bir de şunu söylemeliyiz ki arkadaşlar, toplumsallık olunca toplum için sanat, toplum için sanat devam edecek. Bunu da bilmemiz lazım. Ee, burada sizin esas bilmeniz gereken her dönemin sanatçılarının kendine ait genel bir özellikleri var. O çok çok önemli. Şimdi birinci dönemde, tanzimat birinci dönemde başlıyoruz... Toplum için sanat var ve kanun, vatan, millet, hürriyet gibi kavramlar işlenecek. Zaten bu dönemin esas özelliği şu. Hürriyet kasidesi. Bu da çıkabilir üniversite Ne demek hocam bu? Hürriyet kasidesi Namık Kemal'in bir şiiri ama dönemi özetliyor. Yani kaside diye bir eski biçim var ama hürriyette yeni bir konu var ve şiire başlık atılmış. Zaten vatan, millet, hürriyet kavramları var demiştik ama eski biçimler kullanılıyor gördüğünüz gibi. Kaside ne ya? Kaside ta fuzuli, işte nefi zamanda kalmadı mı? Hayır hala devam ediyor. İkinci dönemde ise sanat için sanat var ve yeni biçimler gelecek. Burada bilhassa Abdülhakamit Tarhan şiirde yeniliğin asıl öncüsü olacak. Aşk, tabiat, sevgi, aile gibi temalar işlenecek. Kulak için kafiye benim benimseyeceğiz ve dilde sadeleşme terk edilecek. Şimdi burada ÖSYM'nin sorabileceklerini söylüyorum arkadaşlar. Yazılılarda hoca hepsini sorabilir 11. sınıfta ama ÖSYM Şinasi'nin tercüme-i manzum, manzumesini sorabiliyor. Çünkü ilk tercüme şiirlerini sorabiliyor. Ziya Paşa'nın zafernamesini sordu. E, terki bentçi olduğunu sordu. Namık Kemal'in ayakkabı numarasını bile sorarlar. Espri yapmıyorum. Gerçekten sorabilirler. Söyleyeyim 43. Şaka tabii. Onu sormasalar bile Namık Kemal'in her şeyini sordular. Hürriyet gazetesi önemli. Zaten bu tanzimat şiiri dedik. E, Abdülhak sahrasının ilk pastoral şiir olduğu, Makberi eşinin ölümü üzerine yazdığı, bunları bilmemiz lazım. Validem de ilk uyaksız şiir olarak karşımıza çıkabilir. Bakın validem ilk uyaksız diye bize sorulabilir. Recaizade Mahmut Ekrem'in nami Seher'i soruldu. Zemzemesi sorulabilir. Muallim Naci'nin yine e, Köylü Kızların Şarkısı adlı şiiri köyden söz eden ilk şiir diye sorulabilir. Sertifinun dönemindeki şiire baktığımızda burada Tevfik Fikret ve Cenab-ı görüyoruz. Burası artık dil çok ağır. Yani sanat için sanat yapılıyor tamam olabilir. Parnasizm ve sembolizm var. Yani şiirde gerçekçilik ve şiirde kapalılık var. Tamam bu da olabilir. Ama ağır bir dil var. Yani böyle bir dilin ağırlığı hiçbir yerde göremezsiniz. Kulak için kafiye nedir hocam? Kulak için kafiye Recaizade Mahmut Ekrem başlamıştı Tanzimat 2. dönemde. Ardından da Recaizade Mahmut Ekrem sertifini edebiyatını başlatınca... ...zaten öğrencileri de onunla birlikte aynı şekilde kulak için kafiye ile devam ediyorlar. Yani işte Tevfikurette, etti ı Hak... Bundan sonra hep kulak için kafiye gelecek. Yani şiirde kelimelerin yapısının değiştirilmemesi... Burada şunu bilmemiz lazım. Anjan Buman diye bir kavram var. Bu da şiirin düz yazıya yaklaştırılması. Bir de mensur şiir denen bir şey var. Bu da şairane bir konuyu düz yazı şeklinde anlatıyorsun. Kurucusu Halil Ziya Uşaklıgil. İlk örneklerini de Halil Ziya Uşaklıgil veriyor. Mehmet Rauf da tabii ki onun ekürisi hemen ardından Siyah İnciler diye bir mensur şiir yazacak. Şimdi Tevfikret'in Balıkçılar Hanı Yağma şiiri. Aynı zamanda Haluk'un bayramı, siz şiirleri önemli. Manzum hikayelerinde de yazdığını bilmemiz lazım. Aynı şekilde Cenab-ı Şahabettin... E, ...sembolizmin öncüsü olduğunu bilmeniz lazım. Bunu öSYM soruyor arkadaşlar. Sembolizmin öncüsü olduğunu bilmemiz lazım. E, Süleyman Nazif de Irak'ta e, görev yaptığı sırada... Frak Irak gibi bir eser yazdığını belki seçeneklerde görebilirsiniz. Fecri hayatı edebiyatı sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişisel ve saygıya değerdir diyerek başlayacaklar. Sanat için sanat anlayışıyla süsle ağır bir dilde aruz ölçüsünü tercih ederek sembolist ve empresyonist yani izlenimci şiirler yazacaklar. Buradaki anahtar kişi Ahmet Haşim arkadaşlar. Ahmet Haşim bilmeniz yeterli. Bunlar niye ayrıldı hocam? Nereye gidiyorlar ya? E çünkü ne oldu? Balkan savaşları çıktı. Balkan savaşları çıkınca da hepsi milliyetçi olacak. Hamdullah Subi Tanrover, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Refik Halit hepsi milli edebiyata geçecekler. Ama ilk başta edebiyatımıza ilk kez beğenlenme yayınlanırken fecrati de da bu bildirinin altına imzalarını açacaklar. Ahmet Haşim'den yüzde 99 sınavlarda soru geliyor. Yani her sene olması da iki senede bir soruluyor. E bu sene sorarlarsa seneye size sormayabilirler. Bu sene sormazlarsa seneye size kesin sorarlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Burada merdiven e, o belde şiirleri çok çok önemli. Göl Saatleri Şiir kitabı önemli. Şiir hakkında bazı mülahazar adlı kitabında daha doğrusu kitabının bu yazısında piyel adlı kitabının bu yazısında şiir sözden ziyade musike yakındır e, diyor. Söz ile arasında dedikten sonra ve şiir anlaşılmak için değil duymak içindir diyor. Ne diyorsunuz hocam anlamıyoruz. Şunu demek istiyor. Benim yazdığım şiiri herkes böyle aa bu vatandan bahsediyor, bu bayraktan bahsediyor, bu İslamiyet'ten bahsediyor, bu yalnızlıktan bahsediyor diye anlamamalı. Benim yazdığım şiir de ki musiki duymalı. Benim şiirim anlaşılmak için değil ki diyor yani. Tam bir sembolizm. Burada ee, bazı şiirler var Emi Bilen Serdaroğlu'nun kin şiiri ya da Tahsin Nait'in ruhu bir ama çıkma ihtimalleri zayıf. Milli Edebiyat döneminde şiire baktığımızda üç temel şiir anlayışı görüyoruz. Bir yurda kul, gökalp, gibi milli edebiyat şiircileri. Bir halkın yaşayışını anlatan Mehmet Akif Ersoycular. Bir de konudan tamamen uzak böyle öz şiir yani kaliteli şiir yazmaya çalışan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlılar. Şimdi milli edebiyat şiirinde toplum için sanat anlayışı var ve tabii ki de milliyetçilik, türkçülük akımlarından besleniliyor. Sade dil anlayışıyla, hece ölçüsüyle halk edebiyattan yararlanarak milli coşkuyu artırıcı, ver coşkuyu, milli coşkuyu artırıcı milli edebiyat şiirleri var. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi isimler var. Saf şiir anlayışında ise tamamen böyle elit, elit bir kesim. Yani sanat için sanat yapıyorlar, ideolojilerden uzaklar, bireysel temalar var, ses, ahenk, musiki ögeleri önemsenmiş, anlam geri planda, sembolistler, empresyonistler, panasyenler yani böyle toplumu yön... Hayır hayır ne toplumu? İşte İslamiyet diyor bir dakika ama Türkçülük vatan ya bir saniye biz şiiri... Güzel şiir yazmak için yazıyoruz diyorlar. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal. Ahmet Haşim tüm şiirlerini aruz yazıyor. Yahya Kemal ok şiir tüm şiirlerini aruz yazıyor. Bir de halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiir var. Burada Mehmet Akif Ersoy toplum için sanat anlayışıyla didaktik öğretici şeyler söylüyor. Burada şiir düz yazı yaklaştırılarak diyaloglarla hayatın belli şeyleri anlatılacak. Hikaye gibi yani manzum hikayeler var burada. Şimdi burada Mehmet Emin yurda kulu zaten milli edebiyat şairi demiştik. Bakın şimdi şiirlerin ismini okurken bayrak dalgalanmasına da ne olsun diyeceksiniz. Türkçe şiirler, Türk sözü, ey Türk uyan, tan sesleri, ordunun destanı, Turan'a doğru, zafer yolunda cenge giderken. Ne oluyor hocam? Yani okurken bile hemen ne oldu? Net bir şekilde bayrağı dalgalandırdık. Ziya Gökalp, Kızıl Elma, Altın Işık, bakın Yeni Hayat. Bunların her biri milliyetçi. Ali Cani bir yöntem de yine geçtiğim yolda milliyetçi şeyler söyleyecek. Diğer şairlere bakıyoruz. Yahya Kemal, Divan şehrini yeniden canlandırıyor. Kendi gök kubbemiz. Eski şehrin rüzgarlarıyla. Rubayiler. Bakın hep eski. Mehmet Akif Ersoy zaten milli şair. Efsanevi şairimiz zaten. İstiklal Marşı'nı yazmış. Daha ne yapsın diyeceksiniz. Safat'ı onun içine koymuyor. Onun milletimize yani bizlere armağan ediyor. Safat'ın bölümleri var. Ama şunlar da e, manzum hikayeleri. Yani şiir şeklindeki hikayeleri. İşte bunlar didaktik bir şekilde sunduğu eserler. Bu ikisi de bağımsız. Mehmet Akif Ersoy da bağımsız. Yahya Kemal Beyat da bağımsız. Bunlar milli edebiyatçı. Bunlar ise dönemin diğer bağımsızları. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımızda yine milli edebiyat anlayışını sürdüren şiirler devam edecek. Yani milli edebiyat anlayışında yine şairler net bir şekilde Anadolu, Türklük, vatan konularını söyleyecek. Toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler olacak. Yani ikinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan fakirliğe bağlı olarak işte yoksulluktan bahseden şeyler olacak. Bir de öz şiirciler yine böyle etli istiye karışmadan güzel şiir yazacaklar. Şimdi beş şiirciler milli edebiyat anlayışınlar. Yani milliyetçilik ideolojisinden etkilenecekler. Hemen kırmızıyı alalım. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık konuları işlenecek. Ve Faruk Nafiz'in Hayat Dergisi'ne çıkan sanat adlı şiiri bildiri niteliğinde. Yani artık tam bir milliyetçi şiir geliyor diyecekler. Memleketi, milli kimliği, vatan ve millet sevgisini işleyecekler. Tabii ki de hece ölçüsüyle. Burada Faruk Nafiz Çamlıbel'in eserleri çıkar arkadaşlar sınavda. Mesela Çoban Çeşmesi veyahut da Han Duvarları önemli. Sanat şiiri önemli. Halit Fahri Soyun, Cenk Duyguları, Orhan Seyfi Orhan'ın e, Fırtına ve Karı, Enis Bey'i Kor Yüreğin, Miras Denizciler'den bahsettiği. Yani denizci şair olarak biliniyor. Yusuf Ziya Ortaç'ın Cenk Ufukları Çıkabilir. Ahmet Kutsi Tecer, yine e, o da e, milli edebiyat tarzında yazıyor. Orada bir köy var uzakta diyecek. E, köy enstitülerini gezecek. Aşık ve edebiyatımıza kazandıracak. Yani Anadolu'yu dolaşırken Anadolu'yu, Yunus Emre'yi, e, Dadaloğlu'nu, Köroğlu'nu edebiyatımıza kazandıracak. Zaten Koçyut Köroğlu diye de bir tiyatro oyunda var. Arif Nihat Asya bir bayrak rüzgar bekliyor diyecek. O yüzden bayrak şairi diyeceğiz ona. Kemalettin Kamu'ya gurbet şairi diyeceğiz. Ya da Orhan Şahit Gökyay bu vatan kimin şiiriyle tanınacak? Ee, Zeki Ömer Defne'nin Denizden Çalınmış Ülke adlı eseri var. Ee, Halide Nusret Zorlu da belki Git Bahar eseriyle size sorabilirler. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirine baktığımızda... ...Azerbaycan'da Bahtiyar Vahapzade... Ee, Kuzey Kıbrıs'ta Osman Türkay, Özker Yaşın. Özbekistan'da Süleyman Çolpan. Bunlar önemli kişiler. Diğerleri de önemli. Hepsi çok önemli. Ama İran'da Şehriyar. Bunlar özgürlük ve ulusal bilinç temadan işleyip Türkçenin çeşitli lehçe ve şivelerini kullanacaklar. Yani yurdumuzun dışındalar, gurbetteler, siyasal koşullar gereği sembolik olarak anlatım tercih ediyorlar ve halkın sorunlarını beklentilerini dile getiriyorlar. Yani Azerbaycan'dalar, ama Rusya'nın baskısı var. E o zaman gizli bir şekilde, sembolik bir şekilde Türklüklerini, vatan hasretlerini vurgulayacaklar. Bahtiyar Vahabzade'nin Gülistan adlı şiiri çok önemli mesela. E, şiir kitapları benim dostlarım zaten Azeri kelimeler gördüğünüz gibi. Şehriyar'ın anlamı yazısı kitapları, Heydar Baba'ya Selam adlı şiir kitabı, şiirleri önemli. Geldik makaleye. Makaleye hemen şöyle ciddi bir adam çiziyorum. Hatta bir de gözlük çiziyorum. Çünkü bilimsel konularda olacak. Hatta bir de şöyle bir bıyık çiziyorum. Hocam Hitler'e benzedi. Yok Hitler'de bıyık yok. Hatta Hitler'in bıyığına benzemesini şöyle yapıyorum. Biraz daha ciddi. Kravat da yapalım mı şöyle bakalım. Şöyle kravat olacak mı? Aslında ben iyi çizerim de burada tabii çizemedim. Şöyle yapıyorum. kafa yapalım. Kafa gitti. Kafa gitti evet. Niye kravat yaptım hocam? Çünkü ciddi. Ispatlamak üzere. Hocam bari şöyle yanlarına da saç yapın adam şey gibi olmasın. Tam bir makas. Saçlar ağrımış artık akademisyenlikten. Görüyor musunuz? Makale bu işte. Şimdi ne oluyor hocam ya? Şu. Didaktik. Görüşler kanıtlanıyor. Nesnel ve ciddi. Her konu işlenebiliyor. Açıklama, bilgi var ve bölümleri var. İlk makale sınavda defalarca sorulmuş yine sorulur. Şinasi'nin ilk özel gazete tercüman ahval çıkarken gazeteyi tanıttığı mukaddime. Yani tercüman ahval mukaddimesi. Gazete niye çıktı diye bunu kanıtlarıyla anlatıyor bize. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk çevirisi de yine Fünun dergisinin kapanmasına sebep veren bir çeviri makale. Ömer Seyfettin'in genç Kalemlerde çıkan yeni lisan makalesi ise pırıl pırıl bir Türkçenin doğmasını sağlayan, milli edebiyatın doğmasını sağlayan bir makale. Makalenin bir edebi makalesi var, bir de bilimsel makale var. Bilimsel makale en başta çizdiğim vardı yani profesör. Tam o işte. Mesleki makale. Edebi makalesi giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan ve sizin de sınavlarda yazabileceğiniz. Üniversite sınavlarında değil ama okulda işte düşünüyorum değil, düşünülmektedir. Ee, işte söyleniyor değil, söylüyorum değil, söylenilmektedir gibi edilgen ifadelerle yazmanız gereken, anlatılanları ispatta uygun bir şekilde dile getirmeniz, bence falan böyle cümleler kullanmadan söylemeniz gereken ee, makaleler. Bilimsel makale uzman kişiler tarafından yazılıyor. Bilimsel bir tez var. Kanıtlanabilir nitelikte nesnel bilimsel terimler, alıntılar, kaynaklar dipnotlarda ve kaynakçıda gösteriliyor. Bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Bilimsel makalede sadece giriş, gelişme, sonuç diye bir şey yok. Bakın, başlık var, özet var giriş var, yöntem var, bulgular var, sonuç ve tartışma, kaynakçı gibi bölümler var. Ama diğerinde ise yani edebi makalede sadece giriş gelişme sonuç var. Sohbet ve fıkraya baktığımızda sohbette arkadaşlar adam böyle mutlu. La 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 sohbet ediyor. Fıkrada da mutlu. La 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 ama birazcık sinirli mutlu. Niye? Çünkü bizimle görüşümüzü değiştirmek istiyor. Yani güncel konularda fıkra okuyucunun da düşüncesini değiştirmek istiyor. Madem bu kadar anlattım bir kamuoyu oluşturayım bari diyor. Şimdi sohbette Arkadaşlar gazete ve dergilerde olduğunu, karşılıklı konuşma olması olduğunu, soru cevap tekniği olduğunu, işten olduğunu, düşüncelerin kanıtlanmasının gerekmemesi gerektiğini bilmeniz yeterli. İşten bir dille okuyucuyla karşılıklı konuşmaması var. Ama ama fıkraya baktığımızda ee, düşünceler söyleniyor ama düşüncelerini, okurun düşüncelerini yönlendirme amacı var yani. Ya yani ben böyle düşünüyorum sen de böyle düşün diyor yani. Şimdi... Ee, sohbete geri dönüyorum. Şevket Rado sohbetleriyle tanınıyor. Ahmet Rasim sohbetleriyle tanınıyor. Bu önemli. Fıkraya baktığımızda güncel anahtar kelimemiz. Yine ispata gerek yok makaledeki gibi. Kişisel görüşler kısa ve özlü bir şekilde anlatılıyor. Ve arkadaşlar köşe yazısı da deniyor. Gazetelerde köşe yazısı. Fıkranın demek ki sohbetlerin en büyük farkı okuru yönlendirme amacı. kamuoyu oluşturma amacı var arkadaşlar. Edebiyatımızda fıkraya baktığımızda Tanzimat dönemine gazeteyle giriyor. Yine... Ee, İlk özellikler iyi değil ama sertüründe daha kaliteli fıkralar görünmeye başlanacak. Bunu tabii ki Nasrettin Hoca veyahut da işte temel fıkralarıyla karıştırmayın. Onlar komik fıkralar. Fıkra türündeki yazılar daha çok görünmeye başlayacak Cumhuriyet döneminde ve halkın anlayacağı bir dille. Burada Yakup Kadri'nin, Fahri Rıfkı Atay'ın, işte Yusuf Ziya Ortaç'ın önemli fıkraları var. Halid Taner'in önemli. Tanınmış eserlere baktığımızda Ahmet Rasim'in, Nurullah Ataç'ın, Şevket Rado'nun eserlerinin altını çiziyorum. ÖSYM bunları sorar. Ahmet Rasim'in eşgali zamanının fıkra türünde olduğunu, ciddi mizahın fıkra türünde olduğunu bize sorabilirler. Fıkra ile sohbeti karşılaştıralım. Okur yönlendirme amacı var. Burada yok. Burada yok. Kişisel düşünceleri paylaşıyor. Serbest bir anlatım. Burada karşılıklı konuşma. Güncelliğini çabuk yitiren yazılar. Çünkü güncel yani. Mesela günümüzde diyelim ki kar yağışı ile alakalı güncel bir konuda kar yağışı ile alakalı bir konu da adam yazıyor bir şeyler. Yazın bunu okuduğun zaman bu ne ya dersin yani. Bu daha kalıcı bir içeriğe sahip. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde tüm konuları özetledik. Sizin yapmanız gerekeni söylüyorum. Birincisi ve en önemlisi edebiyat ders açısından şimdiden edebiyatı alıyorsunuz ve posteri duvarınıza asıp 11-12 edebiyatta fuller 11-12 edebiyatta yazılarda süper yapıyorsunuz. ÖSM sınavları açısından da muhteşem bir şekilde e edebiyatı ezberleyip gelecek sene hedefim full yapmak diyebiliyorsunuz. Bakın çok büyük olduğu için ekrana sığmıyor ve edebiyatta 24'te 24 yapıyorsunuz. Ama Türkçede hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsanız dil bilgisi için gramatiği, e, paragraflar içinde, diğer paragraf kısmı içinde arkadaşlar tabii ki paradoks paragraf, paragrafikse paragrafi çözmeniz gerekiyor. Bunlar efsanevi kitaplar, bu kitaplarla Türkiye'de birçok öğrenci hayallerine kavuştu, dereceler yaptı. Bunların hatta eko kitapları da var, yani daha ekolojik ve daha ekonomik olanları da var. Bunlar benim size verebileceğim önemli tavsiyeler. Zaten üniversite kazanmış abilerinize, ablalarınıza sorduğunuzda da aynı kitapları önerecektir. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Sizler 11. sınıf değilsiniz bizim gözümüz arkadaşlar. Üniversite sınavına hazırlığına bir sene önce başlamış TET öğrencisiniz. O yüzden hep ÖSYM eksenini anlatıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.